Merhabalar arkadaşlar, benim Bekir. Bugün sizlerle Project 001 adlı oyunumuzun gösterişiyle karşınızdayım. Oyunun adı niye Project 001 diye sorarsanız arkadaşlar, herhangi bir isim bulamadım. Bu oyunun amacı şu anlık yok ama ne vaat ediyor diye sorarsanız arkadaşlar, bu oyunda bütün her yere girebiliyorsunuz. Bakın mesela buradan çıkın, sonra cama buradan girin. Bakın burası neresi mesela, bir manav. Manavdan çıkın. Mesela buraya girin. Burası da ikinci elçi gibi bir yer. Buradan buranın burasına girin. Deposuna. Çıkın. Her yer ya. Bankanın arkasından girin mesela, bakın arkasından giriyorsunuz. Üst katına çıkıyorsunuz. Evi. Bak birinin evi. Bu abimizin evi. Girebiliyorsunuz. Her yeri var yani. Bütün her yeri yaptım bakın. Burası bile var yani. Bu oyunun amacı bu arkadaşlar. Yani her, daha doğrusu vaat ettiği şeyler bunlar. Şimdi animasyonları gösterelim. Oyunda tabii ki de dolaşan NPC'lerimiz var. Bunlar her ne kadar dolaşmasa da bunlar sabit duruyor. Ama bu mavi karakterler dolaşıyor. Oyunda her arabaya binemiyorsunuz ama bazı arabalara binebiliyorsunuz. Mesela burada bir polis aracı var. Onun dışında arkadaşlar yürüyebiliyoruz. Yavaş yürüyebiliyoruz ve koşabiliyoruz arkadaşlar. Ve koştukça da şu altta haritanın altında mavi bir yer var, görüyorsunuz. O da arkadaşlar bizim enerjimizi belli ediyor. Ve enerji, her koştuğumuzda enerji ikişer ikişer düşüyor. Her durduğumuzda da ikişer ikişer artıyor. Ama eğer yavaş yürürsek herhangi bir sıkıntı olmuyor. Gördüğünüz gibi normal insanlar gibi yürüyoruz. Normal insanlar yavaş yürüyor ama bizim normal hızımız bu. Eğer yavaş yaparsanız böyle yürüyebiliyorsunuz. Binebileceğimiz arabalardan bir tanesi bu arkadaşlar. İçleri de yapıldı gördüğünüz gibi. FPS modunda oynayabiliyorsunuz. Vitezlerimiz var. Gördüğünüz gibi vitezlerimiz artıyor. Oyunda her araç kullanılmıyor dediğim gibi. Mesela bunlar kullanılmıyor arkadaşlar. Araçları F tuşuyla biniyoruz. Bu oyunda binilebilecek tam olarak 8 tane araç var arkadaşlar. Hepsini teker teker gösterelim. Birincisi o polis aracı. İkincisi arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi pick-up. Hemen pick-up'ın içinde gösterelim. Araçların hasar alma mekaniği var. Görüyorsunuz mesela bir yere çarpalım. Gördüğünüz gibi arabanın önü yamuldu arkadaşlar. Biraz geri geleyim. Dışarı ses gelebilir, özür diliyorum. Bakın gördüğünüz gibi yamuldu. Herhangi bir NPC'ye çarparsak da yamuluyor ve NPC ölüyor. Mesela şu kırmızı NPC'ye çarpalım arkadaşlar. Evet, çarptık. Gördüğünüz gibi öldü. Ve aracımız gördüğünüz gibi hasar gördü arkadaşlar. Arkadan da vurdu bir aracı. Burada ikinci bir aracımız var. Polis aracının aynısı, sadece kırmızı versiyonu. Şimdi başka nerede vardı? Evet, şurada da bir tane var arkadaşlar. Hemen koştura koştura gidelim. Gördüğünüz gibi otel. Otelin de her yeri girilebiliyor. Ya oyunda aklınıza gelebilecek her yeri girebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten yarın bu video paylaşıldıktan sonraki gün veya video paylaşıldığı gün oyunu yayına sunacağım. Linkten, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her yer yapılı arkadaşlar. İçine de girebiliyoruz. Şimdik. Burada gördüğünüz gibi bir tane kamyonumuz var arkadaşlar. Kamyonun içi böyle. Kamyon gerçek hayattaki gibi yavaş gidiyor. Evet. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir tane taksimiz var arkadaşlar. O taksiye de hemen binelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir taksi. Hemen gidelim. Oyunda bir tane gizemimiz var arkadaşlar. Bu arada etrafı biraz daha gezdireyim size. Gördüğünüz gibi burada bir benzinlik, benzinlikle çalışan abimiz. Şimdi oyundaki gizem bu evle ilgili arkadaşlar. Bu evin önünde gördüğünüz gibi bir tane şerif arabası ve bir tane de sivil polis aracı var. Ve FBI bu kadının evine gelmiş. Gördüğünüz gibi. Şimdi oyunda bir tane daha özellik var arkadaşlar. Her evde gösteremeyeceğim. Mesela bir kez daha göstereyim o kadını. Mesela bu kadının gördüğünüz gibi böyle beyaz elbiseler, sarı saçlı. Bunun evindeki tablolarda bu ablamızla ilgili. Mesela bu ablamızın evinde kendi tabloları var. Veya şöyle tablolar da olabilir. Mesela çiçek tablosu varsa, bakın görüyorsunuz ablamızın kendi tablosu. Eğer çiçek tablosu varsa bu o kadının çiçek sevdiğini de gösteriyor. Evet, bakın mesela burada da bir tane var.
Burada büyük bir ihtimalle dedesidir veya babası da olabilir. Burada biriyle daha fotoğrafı var gördüğünüz gibi. Ve bu oyundaki şey bu. Gizem bu arkadaşlar. Bu evin, bu kadının evinin niye FBI baskını yapmış? Evde bir tane testere var. Bir tane daha bu evde gizem var arkadaşlar. Ama onu oyun çıkınca siz bulun. Tabii ki de ne gizemi olacak? Ölü bir adam. Ölü bir adamı bahçede gömülü olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Onun için de kürek bulmanız gerekiyor. Onu yaptıktan sonra yatan istiriki bulmuş olacaksınız. Gidelim. Diğer bir aracımızı gösterelim. Hemen. Gördüğünüz gibi NPC'ler takılıyor burada maviş maviş. Bakın hep yollardan gidiyorlar gördüğünüz gibi. Herhangi bir başka yerden gittikleri yok. Diğer aracımız budur arkadaşlar. Bu araç biraz daha bug'lı bir araç. Küçük bir araç olduğu için gördüğünüz gibi kamera falan altta kalıyor. Biraz daha garip. Bunlar da tabii bütün araçlarla kaza yaptığımızda yamuluyorlar arkadaşlar. Kaza efekti veriyorlar kendilerine. Şimdi arkadaşlar bakın burada da bir bankamız var. Bankada görüyorsunuz çalışanlar. Kamera biraz yan yattı arkadaşlar. Nedeni arabalara binince arada sırada böyle olabiliyor. Burada bir donutçumuz var görüyorsunuz gibi. Bu arada her bir insan arkadaşlar çalışma rutini var. Buradaki her bir insanın arkadaşlar mesela bu abimizi nerede görebilirsiniz? Barda görebilirsiniz. Mesela bu iş adamlarını bankanın üst tarafında görebilirsiniz gibi şeyler ekledim arkadaşlar. Her bir tane NPC bir işle uğraşıyor. Mesela bu abimiz burada uğraşıyor. Bu ablamız da. Burada şeyler var. Amerikalarda olan buz aldığımız yerler. Şimdi o tarafa araçla gideceğim arkadaşlar. Bir de oyunda deniz var. Normalde yüzme mekaniği oyunda vardı arkadaşlar. Yalnız çıkarmak zorunda kaldım. Burada da aracımız yamulmuş gördüğünüz gibi çarptığından dolayı. Biraz da FPS modunda gidelim. Gördüğünüz gibi. Vitesler doğru dürüst çalışıyor arkadaşlar. Evet. Mesela burada da bir çiftlik evimiz var arkadaşlar. Gerçi buraya gitmeden önce arkadaşlar bu arada oyunda satılık evler de var. Ve bu satılık evlerin içinde hiçbir eşya yok. Nedeni? Yarın satılık ev. Niye eşya olsun ki? Ama geri kalan bütün evlerde eşya vardır arkadaşlar. Onları da ekledim. Şimdi o çiftlik evi neredeydi ya? Çiftlik evinde çünkü bir tane daha aracımız var. O yüzden. Buralarda gözükmüyor. Evet buralarda değil arkadaşlar. Burası da arkadaşlar bir şey. Ne denir buna ya? Hiç hatırlamıyorum ki bunun ismini. Neyse bir tane sağ işte. Neyse arkadaşlar denize gidelim o zaman. Bu arada buraları hiç kesmiyorum. Çünkü direkt bilgisayardan kayıt aldığım için bilgisayara da şu anlık herhangi bir OBS falan yüklemedim. Veya Photoshop. O yüzden direkt çektiğim gibi yükleyeceğim. Unreal Engine'in içinden gördüğünüz gibi zaten yapıyorum videoyu. Şimdi burada bir frenleme yapalım. Görüyorsunuz deniz. Haritanın sonlarına doğru harita biraz daha görüyorsunuz. Kötüleşiyor ama olsun. Denize girelim. Evet denizdeyiz gördüğünüz gibi. Herhangi bir yüzme animasyonumuz şu anlık yok. Normalde vardı dediğim gibi. Yalnız kaldırmak zorunda kaldım arkadaşlar. Normalde böyle kameraya eğer şey yaparsanız yükseliyordu falan filan. Mesela denizin içinde falan yavaşlaması vardı. Bunların hepsini mecburen çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü oyuna hasar veriyordu. Daha doğrusu hata verdiriyordu arkadaşlar. Çok fazla bug oluşturuyordu. Ama emin olun ki oyunun çıktığı sürümde bu denizi de değiştireceğim. Kesinlikle kullanılabilir bir hale getireceğim arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Oyunun ilk sürümlerinde tabii ki de hata olabilir. Ama herhangi bir optimizasyon sorunu asla olmayacaktır arkadaşlar. Oyunumuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz ise dislike atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi burada da bir kilise var. Bu oyunun animasyonları hiçbir aset kullanılmadan yapıldı. Ama harita ise aset kullanıldı. Yalnız haritayı da ben yaptım arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum.
Arabanın yamulma efektleri de aset. Bu oyunda toplam 3 tane aset kullanıldı arkadaşlar. Birinci asetimiz araba asetleri. İkinci asetimiz harita aseti. Daha doğrusu harita değil. Mesela bakalım. Tıklıyorum. Market 24 horse yazıyor. Bunlar var. Haritayı ben oluşturdum. Bir de çarpışma mekanizmasını şey aldım. Aset aldım. Asetleri toplam 2500 lira ödemedim aslında. 2500 lira tutuyor. Ama Unreal, daha doğrusu Epic Games her ay 3-4 tane oyun asetlerini şey yaptığı için, bedava dağıttığı için arkadaşlar bana 0 TL gelmiş oldu. Bu arada oyunu konuşurken biraz heyecanlıyım. Çünkü ilk defa böyle bir oyun yaptım. Gerçekten doğru düz çalışan ve güzel gözüken. Ha bakın, çiftliği de buldum. Bu arabaya da binilebiliyor arkadaşlar. Taksi arabanın yeşil versiyonu. Burası da çiftlik işte. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu kadardı. Beğenmediyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı tekrardan söyleyeyim. Unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Böyle oyunların devamını gelmesini istiyorsanız da yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.